Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimizde transistörlerden bahsedeceğiz. Nedir transistörler? Transistör aktarıcı demektir. Devreye geçtiğimiz zaman biraz daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle hemen tinkercad.com adresine gidiyoruz ve hesabımıza giriş yapıyoruz. Benim zaten hesabım açık olduğu için direkt girecek. Siz de hesabınıza giriş yapın. Transistörler genellikle bütün bilgisayarların temelini oluşturur. Bu transistörler sayesinde mantık devreleri oluşturabilirsiniz. Bu mantık devreleriyle birlikte klavye oluşturabilirsiniz, fare oluşturabilirsiniz ya da bir ekran kartı oluşturabilirsiniz ya da bir işlemci oluşturabilirsiniz. Hepsi bu transistörler sayesinde gerçekleşmekte. Dediğim gibi transistör aktarıcı demektir. Eğitim derslerine giriyoruz. Sayfamız gelince ardından Create tuşuna basarak Circuit yani yeni bir devre oluşturuyoruz. Yine her zamanki gibi Tinkercad bize kendisi bir isim atayacak devremize. Biz bu ismi kendimiz yine değiştirebiliriz. Mesela Super Amur demiş. Buna hayır diyoruz. Discover pre-made circuits to build from under starters. Başlangıç yeni başlayanlar altından daha önceden hazırlanmış devrelere, inşa edilmiş devreleri keşfedebilirsiniz diyor. Burada bir yerde. Ama bizim ihtiyacımız yok. Kodlama açısından bu dersimiz, şu nolu dersimiz diyebiliriz. Ya da sadece 3 diyelim. 3 nedir? Transistörler ya da aktarıcılar istediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz. Burada ihtiyacımız olan şey ne? Bir breadboard. Breadboard'umuzu alıyoruz ekranımıza. Hemen rotate tuşuyla dikey olarak ayarlıyoruz. Ardından ihtiyacımız olan bir adet LED. LED'i istediğiniz renkte ayarlayabilirsiniz. Bugün yeşil yapalım mesela. Rezistör yani direnç. Direncimizi yine bunun için kullanacağımızdan dolayı 200 ohm olarak ayarlayacağım. Ardından bir adet tuş. Ve bir adet batarya. Bataryamızı uçlu batarya yapıyoruz. Built-in switch gerek yok. Açık olsun. Ardından şu şekilde konumlandırıyoruz. Ve devremizi oluşturmaya başlıyoruz. Pozitif ucu artıya kırmızı renkte. Negatif ucu eksiye siyah renkte. Ardından LED'imizi yatay konuma getiriyoruz. Ve şu şekilde 2 ve 3'ye bağlıyoruz. Ardından direncimizi de aynı şekilde yatay konuma getiriyoruz. Ve LED'in katot yani kısa bacağına şu şekilde F ve D arasında ikinci sıraya bağlıyoruz. Katot bacağı gördüğünüz üzere buraya bağlanıyor. Ardından 2 numaradan A'dan eksiye bir siyah kablo çekiyoruz. Ardından tuşumuzu yine yatay konuma getirerek şu şekilde bağlıyoruz. Burada elektrik buradan gelecek ikinci terminalden, birinci terminalden LED'imize bağlanacak. Bunun için artı kısmını 5A'ya bağlıyoruz kırmızı renkte. Buralar zaten bağlı. Şimdi transistör aktarıcı. Aktarıcı nedir? Şuradan şuraya elektriğin aktarılmasını sağlayan küçük parçaya transistör deniliyor. Silikondan yapılıyor. Silikonun doping uygulanıyor. Bu şekilde transistör elde ediliyor. Transistör nedir? Bir nevi anahtardır. Start diyoruz mesela. Burada şu an ışığımız yanmıyor. Neden? Elektriği buradan buraya aktaramadık.
Eğer biz bunu karşı tarafa geçirebilirsek elektriği, ışığımız yanacak. Nasıl? Düğmeye elimizle basarak. Elimizle bastığımızda ne oldu? Işık yandı. Yani elektrik buradan, şuradan, şuraya geçti. Transistör de buna benzer bir şey. Ama transistörün farkı ne? Transistör elektrikle çalışıyor. Şu an aşağıda RGB LED'imizin hemen yanında NPN, N tipi BJT transistörümüz var. Bu transistörü alıyoruz. Burada mantık ne? Transistörün 3 bacağı var, daha önce de söylediğim gibi. Collector kısmından elektriği alıyor. Eğer base kısmına bir elektrik uygulanırsa emitter kısmından elektriği aktarıyor. Bir anahtar. Atıyorum, bunu basitçe nasıl gösterebiliriz? Bunu yatay konuma getiriyoruz. Ardından elektriğimizi buradan veriyoruz kolektöre. Kırmızı renk. Ayrıca çalışması için, anahtarın açık olması için bir elektrik de base'e veriyoruz. Ardından emitter kısmından Ctrl C, Ctrl V ile bunu kopyalayabilirsiniz ya da öyle yapmayalım. Şuradan yeni bir tane alalım. Kafa karışıklığı olmasın. Yeni bir tane LED alıyoruz. LED'imizin artı bacağını emitter'a, yani elektriğin geleceği yere, ya varsayım olarak elektriğin geleceği yere takıyoruz. Bu ne renk olsun? Mavi renk olsun. Ardından eksi kutbunu da eksiye takacağız. Nasıl yapabiliriz? Şuradan hemen eksiyi buradan buraya atlatalım. Atlatınca ne oldu? Şuradaki eksilerin tamamı artık burada da eksi oldu. Buraya bir tane direnç koyacağız. Direnç daha önce de söylediğim gibi 200 ohm. Ben standart 200 kullanıyorum. Siz isterseniz 300 kullanın. Hani size kalmış. Şu şekilde bağlıyoruz. Ne oluyor? Buradan eksiye geçiyor. Bastığımız zaman simülasyonumuza ne yapıyor simülasyonda? Işığımızı yakıyor. Neden? Şu an buraya elektrik geliyor. Eğer ben o elektriği kaparsam, yani şu aktarıcıya elektrik vermezsem, buradan buraya elektrik geçemiyor. Nasıl? Şöyle. Simülasyonu başlattım ama elektrik buradan buraya atlayamadığı için LED'im yanmıyor. Ama burada bastığım zaman elektriğim yanıyor. Neden? Ben buradan kendi elimle elektriğe aktarabiliyorum. Bu nasıl bir durum? Atıyorum mesela normal olağan bir sistem var. Olağan sistem ne? Bir tane transistörümüz var. Şunları siliyorum. Bir tane transistörümüz var. Transistörümüzden kurulu bir devremiz var. Atıyorum bir tane daha. Batarya alıyorum. Yine 4,5 voltluk olsun. 3 tane batarya. Ardından bunu bu tarafa bağlıyorum. Eksiye siyah renk, artıya kırmızı renk. Ardından şunu da silelim. Ardından kolektöre bir elektrik gelecek. Nereden gelecek? Buradan elektrik gelecek. Şöyle hemen kolektöre elektriğimi çekiyorum. Ups. Şu. Kolektöre elektriğimi çekiyorum. Buradan LED'ime bağlıyorum. LED'imi de negatife bağlıyorum. Şimdi iki tane pil bağlı olduğu için bu iki pilin negatif kutuplarını birbirine bağlamamız lazım ki bu iki devre birbirine bağlansın. Onu da şöyle şu alttan ondan yapalım. Negatifleri her zaman birbirine bağlamam lazım. Yine aynı şey olmadı mı? Aşağı yukarı aynı şey olmadı diyebiliriz. Neden? Diğer türlü eğer bu tarafı kullanacak olsaydık iki tarafında elektriğini bu tarafa bağlamam gerekirdi. Yani şu kırmızıyla bu kırmızıyı da buraya aktarmam gerekirdi ki şuradan elektrik çekebileyim. Bu şekilde farklı. Şimdi ben bu devreye elektrik verdiğimde start simulation diyorum. Herhangi bir şekilde yanmıyor. Neden?
Base'de bir elektrik yok. Anahtar açılmamış. Nasıl açacağım ben bunu? Buradan hemen bir kablo bas, yani push button bağlıyorum. Türkçe artık bas tuşu mu diyorlar, ne diyorlar. Push button bağlıyorum. Bir tane switch. Ne olacak? Şuradan elektriği alacak. Buradan buna verecek. Elektriği nereden alıyor? Bu pilden alıyor. Hemen elektriğin ucunda buradan 3, 2 numara A'ya bağlıyorum. Red, kırmızı. Ardından buradan elektrik fazlası olursa yine buraya elektrik gidecek. Bu elektrik fazlasını, akım fazlasını bir tane rezistör ile şuradan çekiyorum. Yani şu ayaktan çekiyorum. Elektrik buraya eğer şuradan geçmeye kalkarsa buradan belli bir derecenin üzerinde elektriği ground'dan atıyorum. Bu şekilde şuna ihtiyacımız olsun. Elektriği attığımı nereden bileceğim? Buradan atıyorum mesela. Şunu şöyle yapalım. Elektriğin buradan geçtiğini şu şekilde deneyelim. Şekilde bağladık. Elektriğin fazlası oradan geçecek. Start simulation diyorum. Şu an yanmıyor. Ama ben bu tuşa basarsam bakın iki taraf birden yanıyor. Şimdi burada bu ikisinin birbiriyle bağlantılı olmadığını nereden anlayacağım? Bir tane slide switch koyuyorum. Slide switch'i nereye takacağım? Connection lost. Changes will be saved on reconnect. Troubleshoot. İnternet şu an hata veriyor. Neden acaba? Hemen bakıyoruz. Looking for problems. Hata yok diyor. Hata yokmuş. Demek ki bir troubleshoot'a bakıyor. Şimdi buradan bağlarken buradan buraya aktarabilmek için şunu kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Hemen bunu şu şekilde bağlıyorum. İster kamından bağlayayım ister buradan bağlayayım. Fark etmez. Sonuçta bacaklar birbirini tuttuğu sürece sıkıntı yok. Yani elektrik buradan geliyor. Ben bu switch'i buraya atarsam kamından geçecek. Bu şekilde. Buradan gelen elektriği nereye bağlayacağım? LED ışığıma bağlayacağım. Şu şekilde. Buradan LED'ime gelecek. Sinyal. Buradan da ground'dan çıkacak. Yani aslında tam tersi. Şu şekilde hareket ediyor ama ben o şekilde söylüyorum. Şimdi start simulation dediğimiz zaman eğer şu ikisi birbirine bağlı değilse, terminal 2 ile common birbirine bağlı değilse ben buradan ne kadar sinyal gönderirsem göndereyim B'ye şu mavi ışık yanmayacak. Yeşil ışık yanacak. Neden sinyal gönderiyorum? Bakıyoruz sinyal gönderiyorum yanıyor. Ama ben şurasının bağlantısı tamsa, sıkıntı yoksa ben sinyali gönderdiğimde mavi ışığım da yanacak. Transistörler kabaca bu şekilde çalışıyor. Bir collector kısmı var. Buradan elektrik giriyor. Bir emitter kısmı var. Buradan elektrik çıkıyor. Bu bir anahtar. Ne ile çalışan anahtar? Elektrikle çalışan anahtar. Elektrik verirseniz elektriği aktarır. Elektrik vermezseniz elektriği aktarmaz. Aynı benim burada bu push button'a basmam gibi ya da burada switch hareket ettirmem gibi. Burada ne yapıyoruz? Herhangi bir şey yapmıyoruz. O kendisi elektrik geldiği için buradan topladığı elektriği emitter kısmından dağıtıyor. Transistörler bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.